Kur'an-ı Kerim'de bize kıssası anlatılan ve duası anlatılan peygamberlerden birisi Hazreti Nuh'tur. Nuh tufanı insanlık tarihinin en önemli olaylarındandır. Ve Hazreti Nuh kavmine çok uzun yıllar Allah'ın dinini anlatmış bin yıl civarında. Ama kavmi Nuh demiş peygamber dememiştir. Kur'an-ı Kerim'e serpiştirilmiş olarak Hazreti Nuh'un hayatından, bölümler var. Özellikle tufana Kur'an-ı Kerim'de ayrıca dikkat çekiliyor. Bu münasebetle onun yaptığı dualara da yer veriliyor. Hz. Nuh çok uzun süre kavmine Allah'ı anlatıp da tam muvaffak olamayınca kavmi inat edip ısrar edince Cenab-ı Hakk'a halini şöyle bildiriyor. Da Rabbehu enni mağlubun fantasir. Ya Rabbi mağlup düştüm bana yardım et. Yani demek bir peygamber de muvaffak olamayabilir. Peygambere düşen ve ma'aler rasul illel belag tebliğ etmektir. Neticelerden sorumlu değildir. Ve Allahu Teala ey Nuh diyor artık onlar iman etmeyecekler. Sen bir gemi yap bizim nezaretimizde. Ve Hazreti Nuh bu şekilde gemi yapmaya başlıyor. Ve kavmi ile alakalı bir duası var Hazreti Nuh'un. Rabbi La tezer al ardı minel kafirine de yara. Ya Rabbi yeryüzünde bir tek kafir bırakma. Burada hatıra şu gelebilir. Yani bir peygamber beddua eder mi? Biraz önce ifade ettiğim şekliyle peygamber e, elbette dini tebliğ etmekle mükellef. Ama kavmi o kadar uzun süre inat etmişler ki kavmi içinde tufana kadar bin yıldan 50 yıl eksik kaldı. Ayette böyle anlatılıyor. Ve e, çok inat etmişler. Artık buraya gelmiş tabir caizse. Bunun üzerine böyle bir dua yapıyor. Ya Rabbi yeryüzünde bir tek kafir bırakma. Inneke intezerhum yudulli ibadek. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Vela yelidu illa faciran keffara. Ve ancak ahlaksız nankör kimseler doğururlar. Yani onların çocukları da kendileri gibi facir, kafir kimseler olur. Öyle görülüyor ki artık Hazreti Nuh onlardan ümit kesmiş vaziyette. Ve dua ediyor. Rabb'i firli veli Ya Rabbi beni bağışla. Anne babamı da. Velimen dahale beytiye mu'minen. Ve benim evime mümin olarak girenleri bağışla. Velil mu'minine vel mu'minat kadın erkek bütün inananları bağışla. Ve laetesi'd-zalimina illa tebara. Zalimlerin ise ancak helakini artır. Ve eee Allahu Teala Hazreti Nuh'a gemiye yerleştiklerinde şöyle hamd etmesini bildiriyor. <laughs> Elhamdülillahi'llezî neccanâ minel kavmil zalimin. Bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun. Yani biz dünyada elhamdülillah dedirten çok durumlar var. Hastalıktan kurtulmak elhamdülillah dedirtir. Bir nimete mazhar olmak elhamdülillah dedirtir. Zalim bir kavim, kavimden kurtulmak bu da elhamdülillah dedirten durumlardandır. Allahu Teala Hazreti Nuh'a bunu talim ediyor ve gemiye yerleştiklerinde böyle söylemelerini istiyor. Ve Şöyle dua yapmasını emrediyor. Rabbi enzilni münzelen mübareke ve ente hayrul münzilin. Ya Rabbi beni mübarek bir yere indir. Ve ente hayrul münzilin. Sen hayrul münzilinsin. En güzel şekilde indiren, en güzel şekilde ev sahipliği yapansın. Münzil, menzille aynı kökten gelir. Nasıl ki bir eve misafir olduğumuzda ev sahibi Bizimle ilgilenir, ikramda bulunur. Ve dünya bir misafirhane ve Yüce Rabbimiz ev sahibi. İşte Haz Hazreti Nuh o noktadan Allah'a dua ediyor. Sen en güzel şekilde ev sahipliği yapansın, ikramda bulunansın. Ve tabi mübarek bir şekilde mübarek bir yere indirilmesini istemek. Yani gemi e, çok uzun süre suların üzerinde nereye gidecekler? bilmiyor Hazreti Nuh. Bununla alakalı da Ya Rabbi e, beni mübarek bir yere indir veya mübarek bir indirişle beni indir. Böyle bir dua yapıyor. Bu arada e, Hazreti Nuh'un oğullarından bir tanesi o e, tufanda gark olanlardan tabi Hazreti Nuh hem peygamber olarak hem de baba olarak bundan fevkalade müteessir ve ve nâdâ nûhun Rabbine şöyle nida ediyor. Fakale diyor ki Rabbi ya Rabbi inne ibni min ehli oğlum benim ehlimden ve inne vâdekel hak senin de vadin hak ve ente ahkemul hakimin sen hakimler hakimisin. Yani burada bir nevi yani ehlinin kurtulacağı vadinden hareketle Hazreti Nuh çocuğunun da kurtulmasını ümit eder vaziyette. Ama Allahü Teala bildiriyor ki gale ya Nuh. Allah dedi ki ey Nuh innehu leyse min ehlik. O senin ehlinden değil. İnnehu amelun gayru salih. O salih olmayan bir amel. Yani yaptığı işler salih olmayan işler. Burada alimlerin nazara verdiği yani çocuğunun böyle nesep noktasında problemi değil de İmam ve amel noktasındaki problemidir. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. اِنِّي اَعِذُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ cahilin. Seni cahillerden olmandan men ederim. Ve Allah-u Teala'nın bu hatırlatması üzerine Gal Hz. Nuh diyor ki Rabbi ya Rabbi inni اَعُذُ بِكَ Ben sana sığınırım en eseleke ma leyse li bihi ilm. Bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve illa tağfirli ve terhamni eğer beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen ekum minel hasirin hüsrana düşenlerden olurum. Yani burada hem bir peygamber hem bir baba olarak Hz. Nuh'un ızdırabını görmekteyiz. Ama kaderin hükmü de buysa oğlu Kurtulmayı hak etmemişse bir peygamber oğlu olmak bile demek ki yetmiyor. Artık Hazreti Nuh'un bu noktada yapacağı bir şey kalmıyor. Kur'an-ı Kerim'in bize bunları anlatması tabii çok büyük mesajlar da ihtiva etmekte. Herkes müstakil olarak bir imtihana tabi. Nasıl ki Hazreti İbrahim'in babası put yapıp satan biriydi ama oğlu peygamber Hz. Nuh bir peygamber ama hanımı iman etmemiş, çocuklarından birisi iman etmemiş. Öte yandan Firavun, işte Firavun diyoruz artık her türlü despotizmin prototipi olan bir insan ama Kur'an-ı Kerim onun hanımını Hz. Musa'ya iman etmiş kamil bir kadın olarak bizlere bildirmekte. İnsan bunları öğrendiğinde hem kendisi için hem de nesli için elbette Allah'tan istikamet isteyecektir ve Allah'tan imanla şu dünyadan gitmeyi isteyecektir. Ve bu noktada hüsnü akibet hepimizin bir duası olmalı. Yani Ya Rabbi iman ile bizi yaşat, iman ile bu dünyadan ruhumuzu kabzet. Bunu isteyerek o şekilde dünyadan gitmek hepimiz için en büyük bir masaliyettir.